Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tarçın rengi zemini olan Paydar marka bir yazma var. Bu yazmanın kenarlarını yeni tığladım. Tığlamamı yaptıktan sonra ütüledim. Böylece modelimi üzerine daha güzel, daha muntazam yerleştirebileyim diye. Önce şöyle desenimi açıp göstermek istiyorum küçük çiçek desenleri sevenler için böyle çiçek desenli bir yazma. Burada biraz daha turuncu görünüyor ama daha tarçın rengi bir tonu var. Markası Paydar İpek ama Paydar İpeği bilmeyenler için şöyle tığlamasını göstersem sanırım kalitesi hakkında fikriniz oluşur diye düşünüyorum. Delinmeden rahat bir şekilde tığlandı. Kokulu bir yazma ipek türünde. Cenk ve Reya markanın fiyatları çok bu aralar yüksek gittiği için ben elindeki Paydar yazmalarım vardı. Onları tığladım. Onları kullanmaya başladım videolarda. İki 2 zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili Merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine paylaştığım tığlama videomu bulup böylece kolaylıkla izleyebilirsiniz. Faydalanmak isterseniz. Tığlamamı yaptığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil. İçerisindeki tonlara göre diğer renklerimi de ayarladım. Kırmızı tonu var şöyle şurada. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama. bunun için Altın Başak 211 numara kırmızı kullanacağım. mor çiçekler için Altın Başak 80 numara mor. Mavi çiçekler içinde altın başak 21 numara mavi kullanıyorum. çiçeklerin bu iplerle olacak. E, kullandığım tığım örerken 21 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan alışkın olduğunuzu sürekli kullandığınızı e, kullanabilirsiniz. Bu 3 numarada oya için gayet uygun oya yapmak için. Hemen örneğinize başlayalım. Güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim burada hemen şöyle tığ battığının altından. İpimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından. Başlangıç için böyle 3-4 tane yapsak yeterli. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden. Burada şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sonraki de battıya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sonraki de battıya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sonraki tığ ya tutturuyorum. Böyle yan yana dört tanesini beşer zincir çekerek oluşturduk. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Bu tarafta hemen yanımızdaki yuvadan sık iğne ile giriyorum bir kez. Bir kez daha giriyorum. iki defa. iki defa yan yana sık iğnemizi yapmış olduk. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçirdim. Şöyle oldu. Üstüne bir zincir çektim. Örneğin düz tarafını döndüm bu sefer yine. Hemen 1 2 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yanındakine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yanındakine tutturuyorum. Şu anki görüntü böyle petek görüntüsü. Yine bir zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 2 tane sık iğne ile başlıyorum yuvadan. 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tepe kısmı için yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yandaki yuvadan tutturuyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Örneğin düz yönüne döndüm. Düz tarafta bir iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde oldu. Buraya bir tane zincir çekip bir iki üç dört beş kez tığımın ucuna ipimi doluyorum. Hemen yanındaki aşağıdaki tığ battı, kullanmadığım sıradaki ilk tığ battının altından girdim. İkişer ikişer, 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 ikişer. Altı kere de çıkıyorum. Çok fazla uzun bırakmayın. Üzerine trabzan yaptığımız, sık iğne yaptığımızda zaten bu biraz gevşek bir görüntü sergileyecek. Böyle bir trabzan yaptık. Uzun bir trabzan. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şu arada çektiğimiz bir zincirimiz vardı. Bu bir zincirin önünden 8 zincirimi tutturdum. Şöyle göstereyim. Hemen başlıyoruz şimdi. Bir tane zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta bir defa doladım. Geldim yuvaya. Hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptım. trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İkişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım, yine yuvaya geldim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 5 zincir çektim. Geldim yuvaya. Kirpiğimi tırabzanımın önünden tutturdum. 2 defa doladım. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Üstüne 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Tırabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. 4 tane kirpik oldu. Yine 2 defa doladım. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi bu şekilde düğümledim. Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Eğer sizin zinciriniz daha sıksa 7, 8 çekebilirsiniz veya 5'te kalabilirsiniz. Şöyle bir görüntü veriyor burası bu kısmı. Bu kısmı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Pardon ilmeğimi genişlettim. Kalem kullanacağım burada. Normal kurşun kalem. Bunu söylemeyi unuttuk aslında videonun başında. Kalemime geçiriyorum. Yeniden aynı yuvadan girdim ilmeğimi oluşturdum bir zincir çekiyorum kalemime geçiriyorum yeniden ilmeğimi oluşturdum tuttuğum ipin içinden geçtim bir zincir çekiyorum Kalemimi aktarıyorum 3 defa kalemimize bu şekilde aktardık şimdi yaprağımın karşıya eşini yapacağım 1 2 3 4 5 6 zincirle başladım 3 tane ilmeğimi geçirdikten sonra artık kalemimi çıkartabilirim daha rahat örmek için Tığımın ucuna ipimi iki defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine iki defa sardım. Bu sefer biraz daha kısa bir trabzan yapıyorum. Biraz öncekinden. Yine 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Geldim yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Beş tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Geri döndüm. Son yaptığımız trabzanımızın önünden giriyoruz. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi burada bir tane zincir çekip aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Buraya kadar olan kısmı göstereyim size. Şöyle bir çimenim oldu. Şimdi aşağı kısmını tamamlayalım. Zaten çok az kaldı çimen kısmı. Aşağıya doğru alttaki büyük trabzanımı sık iğne ile iniyoruz. 1, 2, 12 tane sık iğne yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, biraz iç saracağım. 9 10 11 12 tane 13. tığ battığının altından yapıyorum. Şöyle çimenimiz oluştu. Burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından 3 zincir çekiyorum bir sonrakinden. Yine 3 zincir çektim bir sonrakinden. Bu şekilde aralarda ben 12 tane boşluk bırakacağım. Şimdi hemen yanına bir, iki tane daha çiçek yuvası yapayım. Tüm renklerden birer tane gösterebilmek için. Hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum. Çiçeklerinin yapımına geçelim. Ben çimenimin yanına bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu sıklıkta bu çimeni yapıp ilerletiyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Şimdi hemen Şöyle ilmeğimi oluşturayım. Mor ipimle başlayacağım. Geldik. 3 tane şurada kalemimizin üzerine geçirerek yaptığımız ilmeğimiz vardı. Birinci ilmekten sık iğneyle gidiyoruz. Burada bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Şöyle hepsini birden çıkıyorum. Bir kere doladım. Yine aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kere doladım. Aynı yuvaya geldim. Önce bir Biraz netleştireyim ve yakınlaştırayım. Daha güzel fark edebilin. Önce bir, sonra iki, sonra iki kat çıktım. İki defa doluyorum. İki, iki, iki çıktım. Yine iki defa doluyorum. Yine iki, iki, iki çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm kendi yuvasına. Tutturdum. Bu şekilde bir yaprağım oldu. Hiç zincir çekmiyorum. Başka hiçbir şey yapmadan hemen ikinci yuvaya sık iğne ile giriyorum. Burada da bir zincir çektim. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir kere doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki kere doladım 122 i̇ki, iki çıktım yine iki defa doladım şöyle göstereyim trabzan sayısı 5 oldu yeniden 1 2 3 4 5 6 zincir kendi halkasına tutturdum yandaki halkamı da düzelttim sık iğne ile giriyorum bir zincir çektim üstüne bir defa doladım hepsini birden çıktım bir defa doladım ikişer ikişer çıktım bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum yine iki defa doladım 5. trabzanımı da bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geldim kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi diğer çiçeğimi de yapayım arkadaşlar. Ben ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben o çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. Hem güzel hem de kolay bir model bence. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. herkes, yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da Oya Hanım sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.